Hepinize selam, ben Mahmut Soğan'a verdi. YouTube'da video çekmek istemiyorum, yüzümü göstermek istemiyorum ama para kazanmak istiyorum diyenler. Ben kurgudan filan anlamam, bana sadece para kazanmayı göster diyenler. Doğru yerdesiniz, doğru videodasınız. Bu video sayesinde günlük 100 dolara kadar, yaklaşık 500 TL'ye kadar gelir elde edebileceksiniz. Üstelik video çekmenize de gerek yok. Hepsini YouTube üstünden yapacağız. Hadi videoya geçelim. YouTube'da bir telif hakkı söz konusu. O da Creative Commons diye bir telif hakkı sistemi. Bu Creative Commons olan videolar YouTube'da tekrar yayınlanabiliyor, düzenlenebiliyor, farklı videolarda kullanılabiliyor. Yani tamamen yasal bir şekilde kullanıma uygun videolar. Biz de bu videolardan yararlanarak videoları birazcık değiştirerek, başlıklarını, küçük resimlerini değiştirerek tekrar paylaşacağız YouTube'da. Ardından izlendikçe gelir elde edeceğiz. Nasıl yapacağımızı hemen göstereyim. Fazla uzatmayın. Creative Commons'u da bir göz atacağız birazdan. Ama şimdi ilk işimiz şu. Mesela popüler videolardan yürümemiz gerekiyor. İngilizce aratırsanız çok daha fazla popüler video karşınıza çıkar. Mesela Funny Dog diye arattım ben. Funny Dog olabilir. Daha da fazla kullanılan top 10 listeleri olabilir. Mesela top 10. Pek çok şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunlar tekrar kullanabileceğiz. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi şurada filtreliğe tıklıyorsunuz. Özelliklerin altında Creative Commons yazıyor. Bu tekrar kullanmaya uygun telifsiz videolardır. Burada görüyorsunuz bunların hepsini tekrar ben yayınlayabilirim ve telif yemem. Bunlar sayesinde mesela 10 most expensive car in the world. Ya dünyadaki en pahalı 10 araç diyor. Ben bunu dünyadaki en pahalı 10 araba yazarak paylaşırsam efsane izlenir. Düşünsene 5 milyon izlenmiş bu İngilizcesi. Türkçesi en azından 1 milyon falan izlenir. Tek yapacağım şey buradaki videoyu alıp arkasına bir müzik eklemek. Sonra YouTube'da farklı bir başlık, farklı bir küçük resimle, yani şu gördüğünüz gibi elimle gösteriyorum. Şu gördüğünüz küçük resmi değiştirerek çok daha fazla izlenmesini sağlayabilirim. Yapacağımız olay şu. Şurada filtreye tıklıyorsunuz. Creative Commons seçiyorsunuz. Creative Commons'ın ne olduğunu hızlıca bir bakalım. Eğer bu işlerle ilgilenen biriyseniz ve gerçekten kafa yoruyorsanız Creative Commons'ın detaylı olarak aşağı bırakacağım YouTube linkinden gidebilirsiniz. Yani şu sayfanın linkini göndereceğim size aşağıda. Buradan detaylı olarak kanunlara, buradan detaylı olarak kurallara bakabilirsiniz. Ne tür içerikler bu kapsama girer ya da nasıl kullanılır YouTube'da bu videolar. Detaylı olarak burada yazmış size zaten. Sağda da telif hakları ile ilgili bayağı bir metin var. Creative Commons'ı kullanarak videoları tekrar yayınlayabiliyorsunuz. YouTube videolarınızda tekrar kullanabiliyorsunuz. Düzenleme hakkınıza sahipsiniz. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Şurada Funny Dog yazalım. Eğlenceli köpek videolarından yürüyeceğim. Filtreliğe tıklıyorsunuz her defasında ve her defasında Creative Commons seçmeyi unutmayın. Bunu seçmezseniz telif yersiniz. Burada seçtiğimiz bir tane video, mesela şu çok hoşuma gitti diyelim. İzleyelim. Gördüğünüz gibi 2 dakikalık bir video 6,5 milyon izlemiş. Ne izlemiş bu 6,5 milyon biliyor musunuz? Köpekle horozun kavgasını. Köpekle horozun kavgasını 6,5 milyon izliyor ya. Benim videolarımı 1000 kişi bile izlemiyor. Neyse. 6,5 milyon izlemiş bu videoyu. Düşünsenize deli para. Üstelik Amerika gibi, mesela İngiltere gibi yabancı ülkelerde 1000 gösterim başına gelir. Yaklaşık 3 dolarla 5 dolar arasında değişiyor bu tür videolarda. Şöyle bir hesap makinesi açtım. Bu 6,5 milyon izlenmiş. Yani 6553 çarpı 3 desek 19659 dolar kazanılmış. Bunun yarısını yaklaşık YouTube alıyor. Yani bu videodan sadece yaklaşık 10.000 dolara yakın para kazanmışlar. Sadece bir videoyu alıyorsunuz, arkasına müzik ekliyorsunuz, paylaşıyorsunuz, 10.000 dolar kazanıyorsunuz. 10.000 dolar da 60-70.000 TL'ye geliyor. Düşün, sağlam para. Buradaki en güzel şey sizi uğraştırmıyor. Video çekmekle, editle, kurguyla, düzenlemekle uğraşmıyorsunuz. Bu videoyu direkt alıp kullanabiliyorsunuz. Sadece arkasında müzik varsa telif yememek için müziği kapatıp kendi müziğinize ekliyorsunuz. Telifsiz müzikler ekliyorsunuz. Telifsiz müzikleri eklemek de çok basit. Buraya direkt yazıyorsunuz zaten. Non, müzik, non. Copyright. Bunların tamamı, şu gördüğünüz müziklerin tamamı telifsiz müzikler. Bunları tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz videolarınızda. Buradan videodaki müziği indiriyorsunuz. O YouTube MB3 indir sitelerinden. Ardından Funny Dog YouTube videosuna tekrar geliyorsunuz. Şunu seçtik, Creative Commons olanını. Buradan bu linki kopyalıyorsunuz. Ve YouTube video indirden bu videoyu indiriyorsunuz bilgisayarınızda, arkasına o müziği yapıştırıyorsunuz, ardından YouTube'a yüklüyorsunuz. Bununla ben de çok güzel paralar kazanabiliyorum şu anda. Farklı bir kanalım var, dediğim gibi o etik dışı olduğu için söylemeyeceğim kanalı, reklamı yapmak istemiyorum şu anda. O kanal çok güzel videoları izleniyor. Nasıl başlıklar atıyorum biliyor musun? Mesela köpekle kedinin kavgası tutuyor. Ne diyelim mesela biz buna? Köpeğe hallenen kedinin ya da köpeğe hallenen horozun sonu. Bu şekilde başlıklar, enteresan başlıklar atarak YouTube'a yayınlarsanız çok güzel gelirler elde edebilirsiniz. Şimdi size bir tavsiyem var bu arada. YouTube'da kısa bir süre önce biliyorsunuz dikey storyler gelmeye başladı. Eğer videoyu dikey bir şekilde, yani 16'ya 9 değil de 9'a 16 bir şekilde yayınlarsanız, aynı bu şekilde gördüğünüz gibi dikey bir şekilde yayınlanmış.
Bu şekilde live'lara da çıkabilir. Live deniyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. O story'lere de çıkabilir. Story'ler çıkarsa daha fazla izlenme alır, daha kolay izlenme alır. Çünkü ben her zaman o story'lerde görüyorum. Köpekle kedinin kavgasına şahit olun. İşte Koç Holding'in bilmem ne yüzü filan filan kısa kısa videolar. Bu şekilde oralara çok kolay bir şekilde düşüyor. Bayağı da bir izlenme kazanıyorlar orada. Aynı zamanda reklam gelirleri konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmıyor bu videolarda. Tek dikkat etmeniz gereken arkadaki müzik. Eğer müzik varsa bence müziği kapatın, kendi müziğinizi ekleyin. Bunu dünyada yapan o kadar fazla insan var ki şimdi bu videoyu izliyorsanız tek akıllı sen misin diyebilirsiniz. Hayır, ben değilim. Şu anda izlediğiniz videodaki gibi bu işlemi yapan çok sayıda insan var. Özellikle yabancı ülkelerde. Ama Türkiye'de yok neredeyse. İnsanlar bunu yapmıyor, yapmaya üşeniyorlar. Biz birazcık üşengeç bir insanız, kabul ediyorum. Ama sen olma. Sen ne yap biliyor musun? Buradaki videoyu indir, arkasına sesi ekle, müziği yapıştır, ardından paylaş. Emin ol çok güzel izlenecektir Türkiye'de. Bu tür videolar dünyanın her yerinde çok fazla izleniyor. Ha diyebilirsin ki ben bu kadar emeksiz bir şeyden para kazanmak istemiyorum. Çok haklısın. Çok güzel bir düşünce bu. O zaman şöyle yapıyorsun. Mesela dünyanın en pahalı 10 arabası yazıyorsun, tamam mı? Çıkan Creative Commons videolardan bir tanesi indiriyorsun. Ardından onun arkasına ses ekliyorsun. Kendin yorumunu koyuyorsun. Ya da yazılar ekliyorsun, müzikler ekliyorsun, kurgu ekliyorsun. Birazcık daha emek vererek aynı videoyu Türkçe versiyonunu paylaşıyorsun. Bence mantıklı bir olay. Çünkü gerçekten Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Gerçekten Türkiye'de o tür videolar çok az bence. 10-15 tane falan çıkıyor maksimum. Ki 15 videoda çok fazla izlenmeye sahip. Ben gerçekten bu işin Türkiye'de neden yapılamadığını anlamıyorum. Hiçbir engel yok önünüzde. Yabancı videolar alıp Türkçe çeviriyorsunuz. Ve bununla günde 500 TL'ye kadar para kazanabiliyorsunuz. Eğer etik konusunda çok kafayı yoran biriyseniz bu videoda zaten işiniz yoktur. Çünkü günde 500 TL'yi video çekmeden YouTube size bedavadan vermez. Bu konunun etikliği tartışılır mı? Tartışılır. Ama şunu söyleyeyim size. Eğer o adam Creative Commons olarak yüklediyse bu videoyu muhtemelen kendine de ait değildir. Yani şu ekranda gördüğünüz video muhtemelen bu kanalın sahibine ait değil. Yani o da başka yerden bulup TikTok'tan vesaire bulup atmış. O yüzden telif haksız videolar bunlar. O yüzden tekrar kullanılmasında hiçbir sıkıntı yok. Bu bize YouTube'un verdiği hak. Ben uydurmuyorum. Bununla ilgili çok video gördüm. Böyle böyle yaparsanız Türkiye'de çok fazla yok bu tür videolar, bu tür öneri videoları. Sanırım o yüzden çok fazla popülerleşmedi bu iş. Aslında bunu gerçekten iş olarak görüp günlük yüzlerce lira, 200 lira, 300 lira, 400 lira, 500 lira, aylık 10 bin lira, 20 bin lira para kazanan insanlar var bu işten. Yani YouTube'dan para kazanmak, bu şekilde kameranın karşısına geçip emek vermek, yorulmak, çabalamak, ardından da bu videoları kurgulamak değil. Ben gerçekten bu işten çok para kazandığına şahit oldum. O yüzden de size anlatma gereği duydum. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden gelince bunu anlatmaya çalıştım size. Çünkü ben kendi yararlandığım bir şeyden sizin de yararlanmanızı isterim. Çünkü ben kazanıyorsam bu işten siz de kazanın isterim. Bu videodaki olay sahtekarlık değil arkadaşlar. Sadece düzenlemek ve YouTube'un bize tanıdığı hakkı sağlamak, aslında onu kullanarak para kazanmak başka hiçbir şey değil. Bunlar zaten telifsiz videolar. O yüzden herhangi bir telif hakkı sorunu çıkmıyor. O yüzden paylaşıp para kazanabiliyoruz üstünden. Hadi diyelim telif çıktı müzikten. O zaman ne olur? Der ki işte YouTube bildirim gönderir, böyle böyle müzikten telif yediniz. O yüzden bu videonun geliri müzik sahibine gidecek. Sadece o videonun reklam geliri o müzik şirketinin sahibine gider, o kadar. Bu videoyu izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Aşağı bırakacağınız yorumları tek tek okuyorum ve değerlendiriyorum. Dikkate alıyorum. Unutmayın. O yüzden bol bol yorum atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.